Ya bana söyler misin? Bir yüksek lisans başvurusunda seni en çok zorlayan, hadi zorlayan demeyeyim de en çok vaktini alan şey nedir? Cover letter yazmak. Yani niyet mektubunu yazmak. Peki ben sana desem ki bu niyet mektubunu 15 dakika içerisinde yazabilirsin aslında. Ne dersin? Ve tabii ki bunu yapay zeka yazacak bizim için. Denemeye değer, değil mi? Şu YouTube'da vaktini harcayacağın en kıymetli videolardan biri olabilir bu. Yağmur hızlanıyor, ben ıslanıyorum. Hemen bilgisayarın başına geçelim. Tamam mı? Herkes hazır mı? Siz de geçin bilgisayarlarınızın başına. Bunu gelin beraber yapalım. Az önce ne demiştim ben? Bu yazıyı yapay zekaya yazdıracağız. Ama günün sonunda yine yapay zekaya ne yazacağını sen söyleyeceksin. Yapay zeka seni tanımıyor. Sen vereceksin döneleri. O güzel bir şekilde harmanlayacak. Ben 10 sene önce kendi master programıma başvururken üniversitede bize öğrettikleri gibi oturdum sıfırdan yazmıştım. İngilizce Türkçe sözlüğün yardımıyla. Ha, bir şey daha yaptım. İnternette motivasyon mektubu, motivation letter diye aradım. Birkaç güzel örnek buldum. Onları hızlıca okudum. Aralarından beğendiğim phrase'ler, beğendiğim ifadeler olduğunda onu alıp kendi motivasyon mektubumda kullandım. Böylece daha profesyonel bir hava vermiş oldum. Ha, şu var. Belki aralarınızda yapay zeka ile çalışmamışlar vardır. Bir yapay zekanın en çok beğendiğim özelliği iyi bir yazar. Bilgi kaynağı değil ama iyi bir yazar. Ona bir metni verdiğinizde metin ne kadar amatör olursa olsun bana bu amatör metni profesyonel bir dille yaz dediğinizde gayet güzel yazıyor. Bana bu metni daha duygusal bir tonda yaz dediğinizde, bana bu metni daha dramatik bir tonda yaz dediğinizde veya bana bu metni daha şikayet tonunda yaz dediğinizde yazıyor. Şikayet tonu ne ya? Neyse. Bana göre bu açıdan yapay zeka oldukça başarılı. Metin yazmada. Biz de bu özelliğini kullanacağız şimdi. Çok fasafiso yapmayalım. Hadi başlayalım. Bilgisayar önümde. Siz buradasınız. Siz de açın bilgisayarlarınızı. Beraber yapalım hadi. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Bir farazi kişiyi oluşturacağım. Bu kişi Almanya'da bir üniversitedeki master programına başvuruyor olacak. Biraz kendini tanıtacak, biraz neler yaptığından bahsedecek geçmişte. Bu önemli. Biraz da hafiften üniversiteyi övecek. Ben sizden haberdarım, ben sizi takip ediyorum, programınız hakkında bilgim var sosu ekleyecek üzerine ve sonuçta da talebini söyleyecek. Bunu biraz daha kolaylaştıralım mı? Aranızda yabancı dil bilen varsa bunu yabancı dille yazabilir doğrudan. Ama gelin bunu Türkçe yazalım. Var mısınız? Daha da kolaylaşsın. Tamam mı? Gel, hadi bakalım. Google çeviriye girelim mi? Google çeviriye girdik. Türkçe yazsın, bize İngilizce versin. Diyelim ki benim adım Murat Özener. Siz de kendi adınızı yazın. Almanya'da bir üniversite seçelim. Heidelberg olsun. Almanya'nın en eski üniversitesi. Heidelberg Üniversitesi Fizik Bölümü Master Programına başvurmak istiyorum. Tamam, biraz şimdi kendimden bahsedeyim. Nereden mezun olmuş olayım? Çok öne çıkan üniversiteleri yazmamıza gerek yok. Ortalama bir üniversite olsun. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden 2,89 ortalama ile 2021 yılında mezun oldum. Mis. Biraz, tamam, mezun olduk. Şimdi biraz background'dan bahsedelim. Mezun olduktan sonra sigorta şirketinde satış elemanı olarak görev yaptım. Burada müşterilerle yaptın ama ne yaptın yani fiziken ne yaptın? Müşterilerle diyalog kurdum. Bunu kendime kattım. Diyalogum gelişti. Müşterilerle diyalog kurdum.
Çok böyle hani uçuk kaçık şeyler yazmaya gerek yok. Dediğim gibi basit olsun. Bunu güzelleştirmeyi, sosunu, tereyağını yapay zekaya bırakalım, tamam mı? Sos diyecektim, tereyağı çıktı ağzımdan. Tereyağı tat katar ya yemeğe. Öyle dedim. Müşterilerle diyalog. Şunu da doğru yazalım. Diyalog kurdum. Hayır, teşekkürler. Sonra başka ne yapmış olalım? Daha sonra 10 ay bir medikal firmasında satın alma sorumlusu olarak görev yaptım. Burada da bir şey bana katkı sağlamış olsun, bir şey öğrenmiş olayım. Muhasebe programı öğrenmiş olayım mı? Muhasebe programı. Burada muhasebe programı kullanmayı öğrendim. Şey demeyelim, herhangi bir muhasebe programı kullanma çok havada kaldı. Bunu bir örneklendirelim. Yandaki sekmeye muhasebe programları isimleri yazdık. Ön muhasebe programları, Akın Soft Asistan. Bunlar çok Türk programları gibi gözüküyor. Tanımayabilirler. O yüzden Accounting Software Programs yazalım. Bunlardan da hiçbirini bilmiyorum ama örnek vermiyor muyuz sonuçta? Zero. Şunu kullanalım. Burada muhasebe programı kullan. Orada Zero isimli muhasebe programını kullanmayı öğrendim. Güzel. Ne özelliğim var? Takım çalışmasına yatkınım. Takım çalışmasına yatkınım. Fakat uzaktan çalışmak veya bu niye devamlı çıkıp duruyor? Takım çalışmasına yatkınım fakat uzaktan çalışmak veya verilen görevleri tek başına tamamlamak da benim için sorun değil. Nokta. Burada kullandığım dil çok düz bir dil, çok gündelik bir dil ama dediğim gibi bunun güzelleştirmesini, lezzetlendirmesini yapay zekaya bırakacağız. Devam edelim. Klişedir biraz. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Bu yönüyle evet, akademi beni cezbediyor. Başka ne yeteneklerimiz var? İleri seviyede İngilizce biliyorum. Bir cümlede olsa bahsedilsin değil mi? Motivasyon mektubunda, cover letter'da. Akademik kariyerime yurt dışında devam etmem gerektiğine inanıyorum. Tamam, buraya kadar bayağı bir kendimizden bahsettik. Kimiz, nerede ne yaptık, hangi özelliklerimiz var. Bitirmeden de, şimdi önemli kısmı biraz yazdık. Bir de biraz da karşı tarafa gül atalım. Hem de benim sizden haberim var, ben sizi biliyorum, tanıyorum, yakından takip ediyorum mesajı da vermiş oluruz. Yani biraz tadında övelim karşı tarafı. Ama tabii tadını da kaçırmayalım. Çünkü ya bize denk mi geldiğinde bize başvuruyorsun demesinler. Hayır, ben doğrudan size başvuruyorum. Çünkü ben sizin programınıza girmek istiyorum. Bu duyguyu vermemiz lazım karşıya. Diyelim ki bir defa eski bir üniversite bu. Heidelberg Üniversitesi köklü tarihi ve içerisinden çıkan... Şimdi buraya birkaç tane isim yerleştirelim. Öyle isimler ki... Ya bir dakika, bu aday bizi biliyor, bizden haberdar falan desinler. Çünkü bir programa başvuruyoruz. O programdan biraz bilgimiz olduğunu görsünler. Heidelberg University. Fizik nasıl yazılıyor ya? Heidelberg University. Physics. Bu fiziği de yazmak her zaman zordur. Physics. Famous people. Famous graduates. Tamam, birileri çıktı. List of Heidelberg University people. Tamam, işte aradığım liste. Ama buradakiler bütün üniversiteden mezun olanlar. Fizik var, jurist var, lawyer var. Karışık. O yüzden kontrol F diyorum. Physics. Fizikçi çıktı ama çok tarihi bir karakter. Biraz daha günümüze yaklaşabilir miyiz? Max Born. İsim güzel bir isim ama çok eski, 1800'ler. Theodore W. Hensch.
Ne yapmış? Oo. Nobel kelimesini gördüm. Lauterate. Bu ne demek? Hemen bir bakalım. Ne demekmiş bu? Ödül kazanan kimse. Oo. Fizikli. Tamam. Bu abiyi alıyorum. Daha hayatta. 41 doğumlu. Güzel. İçerisinde öne çıkan. Yapıştırdık mı? Ve bir isim daha bulalım. Kim var başka? Ha, bir tane daha Wolfgang. O da fizik Nobel ödüllü diyor. Aday mı gösterilmiş, ödül mü almış bilmiyorum. Peki bu abimizi de alalım. Hala o da hayatta. 57'li ve gibi önemli fizikçileri yetiştirmiş bir kurum olarak hayallerimi süslemektedir. Nasıl gidiyoruz? Tamam, bu ifadeyle de üniversiteden haberdar olduğumuzu anlattık. Son cümle olarak da ne talep ediyoruz onu yazalım. Umarım Heidelberg Üniversitesi'nde master yapma ayrıcalığına erişebilirim. Tamam, bunu düz bir şekilde İngilizceye çevirdik. Şimdi sıra geldi bu metni yapay zekaya vermeye. Yapay zeka ile hiç tanışmamışlar için şöyle söyleyeyim. Yapay zeka bir çatı kavram. Bunun altında şirketler var. OpenAI şirketinin ürünü olan ChatGPT'yi birçoğunuz duymuşsunuzdur. Gayet başarılı bir örnek. Biz de o ChatGPT asistanını kullanacağız. ChatGPT bize asistanlık edecek yazı konusunda. ChatGPT yazdım Google'a. Girdik. Try ChatGPT. Sign up diyelim. Özel bir account oluşturmanıza gerek yok. Ben Google account'um var zaten. Onunla devam et diyorum. Ta-ta, ChatGPT geldi. Şimdi hemen az önce oluşturduğum İngilizce metni alıyorum. Buradan kopyalıyorum. ChatGPT'nin mesaj kısmına yapıştırıyorum. Sonra şimdi bu yazıyı verdik ama ChatGPT ile konuşmamız gerekiyor. Control Enter'la alt satıra geçtim. Diyorum ki, Can you please, kibar olmak lazım. Can you please write me a motivation letter with this text? Enter. Sonra bırakıyorsun, ChatGPT senin için geri kalan işleri hallediyor. Tamam. Gayet güzel bir motivasyon mektubu yazdı. Dear Admission Committee, I'm writing to express my strong interest in pursuing a master's program in physics at Heidelberg University. My name is Murat Özener diye gidiyor. Şimdi ama bana sorarsanız bu yazı biraz uzun oldu. Dili gayet güzel. Şimdi bu bir sayfadan biraz uzun tuttu. Bunu biraz daha kısaltmasını söyleyeceğiz. Yapay zekanın güzel tarafı da bu. Diyalog kurabiliyorsun. Konteksten kopmadan ne konuştuğunuzun farkında olarak muhabbeti devam ettirebiliyorsun. Good. Can you please little bit shorten it to fit in an A4 paper? Şimdi başladı tekrar yazmaya. Gerçekten güzel. Ben bu ChatGPT çıktı çıkalı bütün yazılarımı ona yazdırıyorum. Hepsini değil ama yani özel böyle özendiğim bir metin yazıyorsam, bir şikayet yazısı olabilir, Google'a yazdığım veya bir dişçime mail atıyorumdur, ondan bir randevu talebim vardır. Buna yazdırıyorum. Çok güzel yazıyor. Bence gayet güzel oldu. Bir başlangıç için en iyisi. Şimdi burada kullandığım doneler tamamen uydurmasyondu. Rastgele bir şey oluşturdum. Dile çok çok hakim olmama gerek yok. ChatGPT'de o aradaki boşluğu dolduruyor. Ama bunu ChatGPT'ye yazdırmadan önce sizin bir oturup kağıt kalemle veya işte icabında cep telefonuyla ben kimim, neler yaptım bunu bir yazıp ortaya dökmeniz lazım.
Ve inan bana, eğer sen sadece okul, ev, okul, yurt arasında gidip gelip en sonunda bir kuru diploma almış birisi değilsen, birazcık bir şeyler yaptıysan, bir yerlerde çalıştıysan, bir projede görev aldıysan, hocanla bir şey yaptıysan veya bir gönüllü hizmette bulunduysan bir yerlerde, her ne yaptıysan, bir kafede yaptığın garsonluk veya bir yerde yaptığın bulaşıkçılık bile önemlidir. Çünkü Avrupalılar, özellikle Almanlar bu tarz şeylere çok önem verirler. O yüzden ne yaptıysan bunları biraz cilalayıp parlatıp servis etmen lazım. Tamam mı? Yapman gereken şey bu. O cilalama, parlatma aşamasında da işte ChatGPT bayağı önemli bir boşluğu dolduruyor. Tamam. Şimdi özetleyecek olursak ne yaptık? Türkçe yazmak isteyenler Google Translate'e, direkt yabancı dille yazmak isteyenler de Word'e gelip 1. Sen kimsin? Nereden? Nasıl mezun oldun? Ne yapmak istiyorsun? Neler yaptın mezuniyetten bu yana veya öğrenciyken neler yaptın? Onları da hiç ondan bahsetmedik aslında bu videoda ama işte öğrenciyken şurada çalıştım, görev aldım da diyebiliriz. Hep mezuniyet sonrası yapılan işlere örnek verdim. Halbuki bir tane de kampüste şu işi yaptım, bu işi yaptım falan gibi bir şeyden bahsedilebilir. Sadece para kazanmak için olabilir veya akademik deneyim kazanmak için yapılmış olabilir. Fark etmez. Öyle bir şey de eklenebilir. Bunları yazdık. Ardından bir de başvuracağımız üniversiteden benim senden haberim var. Bak, senin mezun ettiğin adamların kim olduklarını biliyorum. Veya senin hangi firmalarla, kurumlarla işbirliği yaptığını biliyorum. Bölümünüzün filanca firmayla yaptığı o iş ortaklığının mezunlara ve öğrencilere çok faydalı olacağına inanıyorum gibi bir takım hafiften yağlamalar yapılabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ve tabii son olarak da ben master programınıza kabul edilir arzu ediyorum deyip sonlandırdık. Sonra bunu ChatGPT'ye verdik İngilizce olarak. Altına da dedik ki bana bundan bir motivasyon mektubu yazar mısın? Sonucu gördünüz. Çıkan sonucu mutlaka okuyun. İlgilendiğiniz şeyler varsa manuel olarak ellerinizle de yazabilirsiniz. Veya yapay zekanın özelliği, dedim ya, bir diyalog kurabiliyorsunuz. Buna şunu da ekler misin dediğinizde o özelliği de yazının, metnin içine entegre ediyor. Bu kadar. Umarım bu video cover letter yazmaktan çekinenlere bir kolaylık sağlar. Rahatlıkla kendi motivasyon mektuplarını yazarlar. Beğenmezlerse bir daha baştan yazarlar, modifiye ederler, değiştirirler, diledikleri gibi oynarlar. Bu da benden size bir abilik olsun diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.